dediniz ama onu Uzaktan bilemedim. ve tam gün çalışılan iş yerlerinde işverenler kısmi süreli çalışmaya geçiş sürecini nasıl yürütmeli? Yani ne yapması gerekiyor? Kısmi süreli, şimdi uzaktan ve tam gün çalışıyordu işveren işçi. Ama az önce bahsettiğimiz konu vardı ya, hani dedik yarı zamanlı bir çalışmaya geçtiği durumda tekrar şey yaptığı kısmi süreli çalışmaya geçiş sürecini nasıl yürütmesi gerekiyor işverenin? Tamamdır. Burada isterseniz önce bir uzaktan çalışma kapsamının içerisine de bir girelim. Ona bahsettikten sonra da kısmi süreliye çalışmaya nasıl geçmeliyiz bundan bahsedelim. Şimdi aslında önce teknik bir konuda bir anlaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Normal şartlarda aslında İş Kanunu'nun 14. maddesinde düzenlenen uzaktan çalışma başlığı şu an aslında bizim işte salgın sebebiyle eve geçiyoruz dediğimiz çalışmadan biraz farklı bir şey. Çünkü biz normal şartlarda belirli süreli ya da belirsiz süreli bir sözleşmeyle bir şirketle bir sözleşme akdederek çalışmaya devam ediyoruz. Fakat bu sözleşme aslında 14. maddede bahsedilen sözleşme değil. Farklı bir sözleşme. Eğer işveren uzaktan çalışmaya yani 14. maddeye gitmek istiyorsa bunun bir kere işçiyle arasındaki bir sözleşmeyle akdetmesi gerekiyor. İlk olarak buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü karşılıklı anlaşmayla ancak 14. maddedeki sözleşmenin kurulabileceği belirtiliyor. Hatta burada bir adım daha ileriye gidecek olursak da şu söyleniyor. Eğer işveren çalışana bununla ilgili, çünkü bu aynı zamanda da iş koşullarının esaslı değişikliktir. Dolayısıyla çalışana bir bildirim yapılmalı işveren tarafından ve bu bildirim sonrasında da çalışana yine 6 günlük bu red süresi tanınmalıdır diyor. Çalışan bu 6 günlük süre içerisinde reddetmezse bu durumda 14. maddedeki uzaktan çalışma halinin kurulmuş olacağını söylüyor. Şimdi 14. maddedeki bu uzaktan çalışma hali kurulduğu vakit ne oluyor? Aslında sadece çalışma ortamımız değişmiş oluyor. Tabii şöyle bir ayrıntı var. Eğer sözleşme koşullarında da bir değişiklik olacaksa, işveren bu sebepten bir değişiklik yapacaksa bunları da yine çalışanla akdettiğim metin içerisinde düzenlemesi ya da bir e-mail göndererek bununla ilgili bildirimde bulunması gerekiyor. Hatta bu e-mailde sadece uzaktan çalışmaya geçiyoruz değil, aynı zamanda da şu tarih itibariyle geçiyoruz. İşveren olarak biz istediğimiz vakit bu çalışma ilişkisinin sona erdiğini tek taraflı olarak size iletebileceğiz. Bu ayrıntının da yine bu madde içerisinde yazıyor olması gerekiyor. Şimdi uzaktan çalışmada bizim için birkaç başlık yine önemli hale geliyor. Ki bunlardan en önemlisi şu, iş kazası sayılacak mı uzaktan çalışma olarak bizim seçtiğimiz alan? Evet, evden çalışıyorsak ve burada bir kaza geçirdiysek bu durumda bu bir iş kazası olarak kabul edilebilecek. İşverenin bu noktada ne yapması gerekiyor? Çalışanlara bununla ilgili bir eğitim veriyor olması gerekiyor. Bu noktada yine ikinci bir başlık, ben evet artık evden çalışıyorum. Bana tanınan bir takım yan haklar vesaireler söz konusuydu. Ben artık bu yan haklardan faydalanmaya devam ediyor olacak mıyım? Bu da yine önemli bir ayrıntı. Burada evet çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın yan hakların işçiye hala sunuluyor olması gerekiyor. Sadece şöyle ufak ayrıntılar söz konusu burada. O da şu ki eğer biz işçiye işe gitmesi için bir servis sağlıyorduysak ya da ulaşımla alakalı bir ek ücret sağlıyorduysak bu durumda bu ek ücreti artık işveren olarak ödemek zorunda değiliz. Sadece böyle bir ayrıntı karşımıza çıkıyor uzaktan çalışma ile alakalı. Onun dışında bir de şöyle bir ekleme yapabilirim burada işveren bakımından önemli olacak şekilde daha doğrusu. Şimdi biz hepimiz evde çalışıyoruz. Çoğumuzun belki masaüstüydü bilgisayarları ve eve geçtiğimizde kendi evimizde laptop varsa bunları kullanmamız gerekti. Dolayısıyla aslında işverenin güvenli olarak kurmuş olduğu alandan da biz ayrılmış olduk artık. Belki kendi şahsi bilgisayarlarımızı kullanıyoruz. Ya da iş bilgisayarımızdır fakat evimizdeki internetten bağlanıyoruz ya da farklı ağlar kurabiliyoruz. Farklı sitelere girebiliyoruz. Farklı şekillerde bu bilgisayarı kullanabiliyoruz. Burada önemli olan nokta şu, evet pandemi söz konusu, COVID-19 söz konusu. Fakat diğer kanunların geçerliliği de hala devam etmekte. Mesela kişisel verilerin korunması kanunu diye bir kanun var. Ve bu kanun kapsamında işverenlerin, işçinin girmiş olduğu siteler, bilgisayarından yapmış olduğu paylaşımlar, verilerle alakalı birçok aksiyonunu kontrol ediyor olması gerekiyordu. Uzaktan çalışmaya geçildiği vakit bu yükümlülükten kurtulmuyoruz. Evet, salgın ve ne derler, mücbir sebep olabilecek bir durum söz konusu. Fakat
Bu da yine işverenin gözetim yükümlülüğünü kaldırmıyor. Dolayısıyla işveren bu noktada da bir güvenlikle alakalı da kişiye eğitim veriyor olmalıdır. Şimdi uzaktan çalışmanın genel hatlarıyla başlıkları bu şekilde. Uzaktan çalışma sonrası tekrar dediğim gibi çalışma yöntemi değiştirilecekse, ya kısa süreli çalışmaya geçilecekse ya da tekrar ofis ortamında normal tam mesai bir çalışmaya geçilecekse yine bunun az önce belirttiğim şekilde işçiye bildiriliyor olması gerekiyor. Bununla ilgili onayın alınıyor olması gerekiyor.